Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle görsel web tasarımı isimli açık öğretim kitabının web tasarımında etkileşim isimli ünitesinde sizlerle birlikteyiz. Bu ünite kapsamında sizlerle etkileşim kavramını, kullanılabilirlik kavramını ve kullanılabilirlik ve etkileşime dayalı bir takım etkileşim bileşenlerini birlikte inceleyeceğiz. Etkileşim tasarımı günlük yaşam içerisinde özellikle teknoloji söz konusu olduğunda teknolojinin başarı kriterlerinin en önemli bileşeni olarak karşımıza çıkan bir olgu. etkişi Etkileşim tasarımı hem akademik hem tasarım uygulamalarına dayalı disiplinlerde ve bu disiplinlerin birbiriyle eş zamanlı olarak disiplinler arası bağlamda işi koşulmasıyla karşımıza çıkan bir olgu. Çünkü etkileşim tasarım bağlamında birçok tasarım ortamından bahsetmek söz konusu. Bu tasarım ortamları yine görselde de gördüğünüz gibi grafik tasarım, ürün tasarımı, sanat tasarımı, endüstriyel tasarım, film endüstrisi bilgi sistemleri, bilişsel ergonomi, bilgisayar destekli ortak çalışma alanları gibi birçok tasarım ortamını içermekte. Bu tasarım uygulamalarının akademik disiplinler bağlamındaki yansımaları ise yine şeklimizde gösterdiğimiz gibi ergonomik, psikolojik ve bilişsel bilimler bağlamıyla, bilişim bağlamıyla, mühendis mühendislik ve ileri düzey bilgisayar bilimleri ve yazılım mühendisliği, sosyal bilimler, insan faktörü, bilişsel mühendislik, insan bilgisayar etkileşimi gibi farklı disiplinlerin eş zamanlı kullanımı ya da birbirine paralel kullanımıyla karşımıza çıkıyor. Elbette ki akademik disiplinler ve tasarım uygulamaları ile ilişkili etkileşim tasarımı dışında tasarım uygulamalarının kendi içerisindeki e, etkileşimleriyle de yani birbirleriyle e, olan eş zamanlı işe koşulma süreçlerine dayalı olarak da karşımıza çıkabiliyor. Peki etkileşim tasarımının boyutları nelerdir? Etkileşim tasarımı aslında e, etkileşme ilişkin gereksinimin belirlenmesi ve istenilenlerin bu bağlamda saptanmasıyla ortaya konulan bir tasarım sürecidir. Yani gereksinim belirleme çalışması e, etkileşimin ulaşacağı hedef kitlenin e, ve hedef kitle ile ilişkili olan noktaların net bir şekilde belirtildikten sonra etkileşimin yapılandırılması süreci olarak açıklanabilir. Bu bağlamda etkileşimi Karşılayacak olan tasarım alternatiflerinin, tasarımların geliştirilmesi ve bu alternatiflerin hedef kitle ile buluştuğunda nasıl bir etki yaratacağına ilişkin bir takım göstergelerin belirlenmesi aslında etkileşim tasarım boyutunun en önemli bileşenleridir. Elbette ki etkileşim tasarımının değerlendirilmesi yani hedef kitleye ulaştıktan ve ulaşma süreci çerçevesinde sürdürülebilirlik çerçevesinde yani etkileşim sürecinin, denenmesi, uyarlanması ve uygulanması boyutunda yaşanan sorunların da giderilmesiyle, daha da iyileştirilmesiyle aslında süreç olarak sonlanmakta ve bu bağlamda etkileşim tasarımı sürdürülebilir bir yapıyla devam ettirilebilmektedir. Etkileşim tasarımı sürecinde kullanılabilirlik olgusu karşımıza çıkmaktadır. Kullanılabilirlik, hedefleri bağlamında ele aldığımızda verimli, etkili, güvenli, yararlı, öğrenmesi kolay ve hatırlaması kolay e, içeriklerin hedef kitleyle buluşması anlamına gelir. Birinci derecedeki bu etkenlerin hedef kitlede duygusal bağlamda doyuruculuk oluşturması, ödüllendiricilik ya da bu bağlamdaki içeriklere sahip olması, yaratıcılığı destekleyici bir takım e, dış açılımlara açık olması, estetik niteliklere sahip olması, güdüleyicilik. Faydalı olmak, eğlendiricilik, keyifli olmak, yeterlilik e ve bunların bütünsel olarak e sistematik bir yapıyla sunulması aslında kullanılabilirlik hedeflerini karşılamaktadır. Yani aslında kullanılabilirlik tam anlamıyla hedef kitlede anlam yaratan nitelikli e etkileşim yaşantıları oluşturmak olarak da tanımlanabilir etkileşim tasarımı bağlamında karşımıza bir de etkileşim elementleri çıkmaktadır. Yani aslında bize etkileşim olgusunu hissettiren bütün elementler etkileşim elementleri olarak tanımlanabilir. Ben bu bu üniteyle ilgili etkileşim elementlerinden bahsederken en temel yapıda karşımıza çıkan etkileşim elementlerine değineceğim. Bu etkileşim elementlerinin detaylarını ünitelerin ünitenizde çok detaylı bir şekilde inceleme şansına sahip olacaksınız. Etkileşim elementleri olarak en temel olgu çerçevesinde karşımıza simgeler, menüler, butonlar çıkmaktadır. Simgeler aslında evrensel bağlamda temel okur yazarlık ya da görsel okur yazarlık becerilerine sahip olan bireylerin baktıklarında çok net bir şekilde anladıkları ya da algıladıkları Sembollere simgeler adını verebiliyoruz. Bunlar e, aslında hedef kitlenin etkileşim süreci içerisinde içeriye kolay ulaşmasını sağlayan işaretler olarak da tanımlanabilir. Menüler ise bir etkileşim içerisinde ulaşmak istediğimiz içeriği bize sunan yapılar açılabilir ya da işte kendi içerisinde sistematik bir e, hiyerarşik yapı e, içeren sistemler olarak tanımlanabilir. Butonlar ise bizim hem buton görünümüyle hem yazılı hem simge olarak kullanabildiğimiz etkileşim tasarımı içerisinde etkileşimi doğrudan hissedebildiğimiz ya da etkileşim tasarımı bağlamında karşımızda bulunan teknolojiyle birebir iletişim kurabildiğimiz, etkileşim kurabildiğimiz etkileşim elementleridir. Burada da yine Anadolu Üniversitesi'nin web sayfasında yer alan bir takım etkileşim elementlerine ilişkin örnekleri görebiliyorsunuz. Bunun dışında formlar var mesela özellikle sosyal medya ya da işte bir etkileşim tasarımı içerisinde günlük yaşam içerisinde ya da herhangi bir özel uygulama bağlamında erişilebilirlik ya da bir sisteme üye olmak ya da bir altyapıya üye olup o altyapının bileşenlerini kullanabilmek bağlamında karşımıza formlar çıkıyor. Tabii bu formların etik ve Güven, güvenilirlik, güvenlik bağlamında bir takım koşulları karşılaması gerekiyor. Bu çerçevede hem kişi, kişisel bilgileriniz hem de kendi sisteminizin daha doğrusu var olan sisteme girebileceğiniz, üye olabileceğiniz ya da işte aktif kullanabileceğiniz bir yapınıya dahil olmanızı sağlayan formlar olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında site haritalarından bahsedebiliyoruz. Site haritaları da e, yine etkileşim tasarımları içerisinde etkileşimin bütün yapısını net bir şekilde görebileceğimiz e, bir e, hem görsel olabilir hem yazılı olabilir e, infografik yapıda da diyebiliriz aslında e, genel yapıyı bize sunan e, içerik bilgisi diyebiliyoruz. Burada da Anadolu Üniversitesi'nin e, içeriğine erişilebilecek olan kısa yollara dayalı olarak ya da işte menülere dayalı olarak oluşturulmuş bir site haritası örneğini görebiliyorsunuz. Onun dışında yine etkileşim elementleri olarak linkler, etiketler ve birçok farklı etkileşim elementinden bahsetmek söz konusu. Örneğin linkler bizim etkileşim bağlamında etkileşimde bulunduğumuz teknolojik yapıyla ilişkili olan, bağlantılı olan ee, alternatif bir yapıya ulaşabilmemizi sağlayan e, bağlantı kısa yolları olarak tanımlanabilir. Etiketler ise yine içeriye erişimin e, kolaylaşmasını sağlayan hem sosyal medyada hem de etkileşimli tasarım içerisinde web tasarımı ve de birçok ortam içerisinde ana başlıkları oluşturan yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. E, ve bu e, yapılar yani etiketler hedef kitlenin ya da kullanıcının bir konuyu, bir kavramı, bir içeriği aradığında daha kolay bulması, daha kolay erişebilmesi gibi bir takım olanakları kullanıcıya sunmaktadır. Evet arkadaşlar, e, web tasarımında etkileşim ünitesinde temel çerçevede e, etkileşim kavramı, kullanılabilirlik kavramı ve etkileşim elementlerine değindik. E, Keyifle izlemeniz dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.